Evet, sebep sonuç devam ediyor. Bülent Akarcalı, Gaffar Yakınca ve Mahmut Öbür'le beraberiz. Reklama gitmeden önce Millet İttifakı'nın son toplantısını konuşacağız dedik. Bu kez Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplanıldı Sayın Bakan. Anavatan Partisi'nin binasında. Hayır, işgalci ev sahibi değil. İşgalci. Öyle mi, ev sahibi diyemez miyiz? O bina tamamen Anavatan Partisi'nin binasıydı. Sayın Cindoruk'un sözünü tutmaması, verdiği sözden caymasıyla tamam mı bu duruma geldi. Doğru yolda Anavatan Partisi'nin Demokrat Parti adı altında birleşmesinde tamam mı? Benim en yakın arkadaşlarım için içindeydi. Hani telefona bile bağlatabilirim. Yapılan sözlü protokolda bu arkadaşlar Sayın Cindoruk'un sözüne sadık birisi olduğunu sanma gafletinde bulundular. Gayet açık söylüyorum. Ancak Sayın Cindoruk seçildikten sonra verdiği bütün sözleri unuttu. Yapıyı yalnız ve yalnız doğru yoldan olanlar üzerine kurdu, etti, şey etti. Ancak taban buna isyan ettiği için daha sonra aday bile olamadı, kaçtı. Yerine anavatandan doğma, daha sonra doğru yolda görev yapmış, çok saygın bir kişi olan Namık Kemal Zeybek geçti. Dolayısıyla şu andaki hani Demokrat Parti denilen yer aslında anavatandır. Bu bina. Evet, o bina. O binayı biz yaptık. Tamam, Konya yolu üzerinde biz, değil mi? Benim genel başkan yardımcısı olduğum dönemde başladı, etti, şey etti. Alnımızın teridir. Bu bina işgal edilmiştir. Anavatanın elinden alınmıştır. Orada şöyle diyeyim. Sayın Cindoruk'un siyaset yapıyorum diyerekten Süleyman Demirel'in yasaklı olduğu dönemde Doğru Yol Partisi'ne vekaleten genel başkanlık ederken Turgut Bey'e söylediği lafların %1'i Türk siyasetinde söylenmeyecek kadar ağır laflar olmuştur. Efendim ben siyaset yapıyorum demiştir şeyin. Ondan sonra utanmadan o söylediği bütün lafların tükürdüklerini yalayarak gitti oraya oturdu. Hiçbir anavatanlı bu konuda hakkını Cindoruk'a helal etmez. Bakın ne diyorum. Dolayısıyla inşallah bir gün o binayı tekrar gerçek Anavatan Partisi'ne geriye döndüreceğiz. Ve inşallah onun da mimarı Ahmet Özal olacaktır. Öyle mi diyorsunuz? Ahmet Özal'ın da açıklaması var. Bir dinleyelim mi aslında? Yeni bir parti kuruyor, tek parti. Kurdu, hayır. Kurdu. Tek parti. Hatta ben dedim ki orayı da alırız. Yeni partinin adı Tek Vatan Partisi olur. Bu binayla. Bir dinleyelim Ahmet Özal ne söylemiş. %25'e yakın oy alırız diyor Ahmet Özal. İyi ki özgüven son derece önemlidir. Yani benzerlerini de 20 yıldır neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Niye demesin? Daha genç, daha şey gerçekçi, babasından almış olduğu bir eğitim, birikim, bilgi var. Ondan sonra hakikaten eski anavatanların hem kendisine hem de partinin yeniden canlanmasına duydukları büyük bir özlem var. Yani bunu ben de biliyorum. Yani abartmak için söylemiyorum. Edirne'den Hakkari'ye kadar hemen hemen her ay 2-3 ile gidiyorum. Sokakta dolaşırken gördüğüm ilgiye şaşırıyorum. Bülent Akarcalı olarak değil. Bir anavatanın 20 yıllık milletvekilliğini yapmış birisi olarak şeyinden. Siz nasıl görüyorsunuz Gaffar? Şimdi yani bir mesela Millet İttifakı'na gider mi Ahmet Özal, hayır, yoksa Cumhur İttifakı'nda mı yer alır? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi benim için birincisi Ahmet Bey benim hemşerim olduğu için zaten ben olumlu bakıyorum. Zaten olumsuz bakmam Ahmet Bey'e. Malatya Milletvekilliği de yaptı kendisi. Rahmetli Turgut Bey de bizim iki cumhurbaşkanımızdan biriydi. Birisi rahmetli İsmet Paşa, diğeri de Turgut Özal. Yani Malatya olarak İkisi baktığımda taraf tutuyorum. Hemşericilik ama, yapıyor yani. Ama şimdi bu onu ama rezervi koyarak hem söyledim. İdeolojik hem hemşericilik. Ama şimdi objektif olarak bakılınca tabii şöyle bir durum, yani Bülent Bey'in söylediği şekilde bir geçmişte Anavatan Partisi kadrolarında siyaset yapmış olan bugünse merkez sağ ya da merkezi partilere dahil olmayan çeşitli siyasetçiler, figürler var. Ben de rastlıyorum. Mesela Trakya'da rastladım, işte Edirne'de, efendim Tekirdağ'da denk geldim. Ne yapıyorsunuz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapıyorlarmış mesela. Çok ilginç bir şekilde. Ama Anavatan Partisi dönemini özlediklerini, onun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu halle bakınca, şimdi Anavatan Partisi kadroları nereye meyleder bilmiyorum ama Anavatan Partisi biliyorsunuz klasik olarak liberal, ortanın sağ bir partiydi. Zaten şu anda var öyle parti. Yok, şimdi evet, yeni kurulan partiyi söylüyorum. Tek, yani parti, tek vatan partisi var, kurulacakmış. Yani ben hani oy oranı tabii bizim tahmin edeceğimiz bir şey değil. Bütün siyasetçiler yüksek başarı hedefiyle ortaya çıkarlar. Yüksek oranlarla konuşabilirler.
şayet parti organizasyonu tamamlayıp seçime de girebilirse, inşallah girer, başarılar dileriz yani buradan bu haberi. Yani ben yeni öğrenmiş oluyorum, haberim yoktu. Benim tahminim Millet İttifakı'nı desteklemez. Ben o yönde tahminde bulunuyorum. Çünkü yani şöyle bakıyorum, hani Turk Özal çizgisini düşünüyorum. Bugün zaten Anavatan Partisi kadrolarından gelen Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapan isimler var. Mesela Büyükçekmece Belediye Başkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu. Şu anki. Tabii ki şimdiki belediye başkanı mesela. Eski Anavatan Partilidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Onlar zaten yerlerini bulmuşlar, adreslerini bulmuşlar. Rahatsızlar neden rahatsız oluyor? Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'den ya da o altılı masadan rahatsız oluyorlar. Yok. Zaman ayrı bir şey kuracaklar esas belki. Esas HDP'den rahatsız olunuyor. Apayrı bir faktör var. İşte masa derken 6 artı 1 belki o masadan rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla yeni bir arayış başlar. O yeni arayışın da adresi, yani Ahmet Bey tabii ben de aday olabilirim diyor ama şimdi Türkiye'de kim, hani adaylardan biri belli. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan aday. Diğer taraf aday kim olacak diye kavga ediyor kendi arasında. Bir defa o kavgaya girmez. Akıllı bir siyasetçidir yani. O kavganın içine gireceğini zannetmiyorum, onu söyleyeyim. Ya kendisi aday olacak ya da Sayın Erdoğan destekleyecek. Benim tahminim Erdoğan destekler diye düşünüyorum. Hı-hı. Tahminim bu yönde ama tabii siyasetçiler, her parti, her organizasyon kendi şeyini yapıyor. Mahmut abi yeni partide gelir mi şimdi? Gültekin Uysal küçücük bir oyu var. Ama domine ediyor. Bak onun ev sahipliğinde toplanılıyor. Biraz Özal Parti'nin yeni partiler. Gültekin Uysal'ı aktör yapan bir şey, akıl var. Yani o altılı masa bir projedir. O projede işte yani eski merkez sağ temsil eden birisini koymaları gerekirdi. O da o geldi. O bir ama hiçbirimizin tanımadığı bir isim. Ben Gültekin Uysal ismini çok açık söyleyeyim. Bir gazeteci olarak, siyaset yazarı olarak yani yeni duyduğumuz bir isim değil mi? Doğru yani, evet. Yani. Sağ temsilen. 2008'den itibaren de partinin içinde yani gençlik kollarından falan geliyor. Ama soru şu, yani bu yapı onu bilinçli bir şekilde merkez sağın, işte Demokrat Parti geleneğinin veyahut da Anavatan ve DYP'nin birleşmesinden oluşan DYP'nin devamı gibi göstermeye çalıştılar. Yani bilerek bilinçli bir şekilde yaptılar. Fakat burada tabii Ahmet Özal'ı az çok tanıyorum ben. Geçmişten beri işte hem Kanal 6 döneminde birlikte çalıştık. Oradan tanıyorum. Fakat çok siyasi savrulma yaşadı. Yani ben orada temelde gördüğüm Sayın Bakan biraz daha samimi ve kendi gönlünden geçeni anlatıyor ama Ahmet Özal'la ilgili ben şunu söyleyeceğim. Yani dediğim gibi hem çok savruldu hem de Özal'ı sivil anlamda, Özal kafasını ben Anavatan'da çok yansıtan görmedim. Enteresan bir şeydir. Yani Özal aklını, Özal'ın siyasi sivil siyasete yaklaşımını yansıtan görüyorum. Ben Ahmet'in de olmadığını düşünüyorum. Özal bir devrimciydi. Yani şortla evet, asker yani, denetledi. Yani nasıl ki Mustafa Kemal'in bir benzerini bulamazsın. Ya hani ikisi aynı durumda demek istiyorum. Turgut Bey'de istisnai bir yaklaşımı vardı. Şimdi neden olmaz söyleyeyim bakın. Şimdi başarılar tesadüfi değil. Mustafa Kemal'in başarısına baktığınız zaman hani askeri hayatta bütün basamakları teker teker büyük bir mücadeleyle çıkıyor. Yani kendisine zembille saraydan verilen bir unvan yok. Enver Paşa'ya... Sayın Bakan, ben Özal olsun demiyorum. Hayır, devam edeyim. Bir kırıntısı olsa o iyi. O zaten iyi olmuş şey. Olsaydı Özal'dan sonra parti devam edebilirdi. Yani Yıldırım Akbulut'ta, Mesut Bey'de olabilmiş olsaydı veya bir başka birisinde o geçerdi şeyin başına. Apayrı bir unsur. Ama ben şöyle diyeyim. Tekrar Ahmet Bey'in resmini getirirseniz Ahmet'e biraz bıyık falan yaparak iyi bir makyajla Turgut Özal'a çünkü Tonton çok benziyor. Babasına doğal herhalde. Türk siyasetine bir de Türk siyasetine gülümseyen eden Tonton Babacan şeklinde kişilik de gerekiyor yani. Siyaset bir yerde bir fiziki olay. Mesela Amerika'nın başkanlarından biri. Bu masada bir temel reis var ama pek. Amerika'nın yani başkanlarından biri Carter'di. Bu adamın özelliği yani diş macunu reklam yapacak şekilde evet, güzel dişleri vardı. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığından sonra yaptılar. Bunun bir resmini yayınladılar. İki tane dişi eksik. Buna oy verir misin deyince diş üzerinden giderseniz olacağı budur. Ama kimse oy vermez demişti. Herhalde Türk insanı öyle oy vermiyordu. Vallahi yok Türk insanı da. Şimdi bakın, Tayyip Bey'in aldığı oylarda Tayyip Bey'in konuşma kabiliyeti, ondan sonra verdiği karizması, şusu buzu son derece önemli tabii bir rol büyük, alıyor. Büyük rol oynuyor. Ha. Bu arada Altılı Masa'ya da bakalım mı? Tarifleri açıkladılar Altılı Masa. Cumhurbaşkanları adayında aradıkları. Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan,
siyasi ahlak ilkelerini benimseyen liyakat sahibi. Ben yaptıkça Gaffar ya, saymaya başladı. Kaç oldu? Bunlar niye ya, beni tarif ediyorlar onu anlamadım. Bakın Bülent Akarcalı ben tarif ediliyorum. Beni niye tarif ediyorlar? Ben uzlaşmacıyım, özgürlükçüyüm. Demokratik yerleri işsizliği... Tarif etmekten bıkmadılar. Bak sembolikti değil mi? Tarafsızdı, şudu, buydu, bütün şeyler tarif etti. Şimdi bunlar alt alta sırada. Ben de zaten şu dün akşam ya dün müydü? Evet akşamdı işte. İmamoğlu'nun açıklamasından sonra bunların hepsi gitti. Hangi açıklamasından sonra? Dün, ne dedi biliyor musun? Evet. Aynen şunu söyledi. Yani hem genel başkanımın aday olacağını söyledi. Hı hı. Ama aynı zamanda beni de taca atamazsınız dedi. Ben takip edeceğim dedi. Bu ne demektir? Bu adaylık demektir. O yüzden bütün bu tarifler gitti. Bu tarifler İmamoğlu'na uyuyorsa ben baştan beri biliyorsun söylüyorum. Evet. Kemal Bey aday olmayacak. Yapmayacaklar. Hatta Kemal Bey'i sona doğru işin içinde kendisi var mı yok mu bilmiyorum itibarsızlaştırabilirler de. Öyle mi? Savunmak tabii, zorunda mı kalacağız Kemal Bey? Bak ihtimaldir. Sonra ekleme yapayım buna Ekrem Bey için. HDP'nin şu anda oy vereceği iki kişiden biri Ekrem Bey'dir. Evet. Diğeri de Kemal Bey'dir. Ama Kemal Bey aday olmayacağı olduğunda Kemal Bey aday vermeyecek olan çoktur. Oy vermeyecek tamam olan. Oysa ki başından beri Meral Hanım'ın Ekrem Bey'e ne kadar ilgi yakınlık gösterdiği ortada. Tamam mı? Dolayısıyla İyi Parti de kendi içinde HDP ile birlikte aynı aday üzerinde ittifak kurma sorunu aştığında ki aşacak. Çünkü iktidara gelmek çok cazip bir şeydir. Yani bir siyasi parti ne için kurulur? İktidara gelmek için kurulur. Yani öyle fikir ayrılığı, şusu busu unutulur onlar. Hep söylüyorum ben. Yani 70'li yılları bilenler o zamanki CHP ile Refah Partisi arasında ne kadar zıtlaşma olduğunu bilirlerdi. Milli ama Ecevit'le Erbakan koalisyonu kurdular, yürüttüler de. Eğer o koalisyon olmasaydı emin olun 1974'te Kıbrıs çıkartma kararı alınamazdı. Evet. Tek başına bir başbakan onu alamazdı. Koalisyon olması onu sağladı. Yani şimdi Garapaylan'ın, HDP'nin fiili ortağının, bu masanın Ermeni soykırımı tanısın diye meclise önerge vermesi çok sorun siyasette olmaz mı? Yan yana gelirler mi diyorsun? Siyasette o kadar çok şey unutuluyor ki. Umurunda bile unutuluyor olmaz ki. Ya o şeyde yansıyor. Şöyle diyeyim, yani o arkadaşın kendisi canım o zaman bir hata yapmıştık diyerekten de çıkar ortaya. Deyiverir çıkar. Sokakta karşılığını bulacak o. Yani bu ilişki bende öyle çok basit de absorbe edilmeyecek. Hmm. Çünkü Türkiye öyle bir seçme noktasına geldi Türkiye. Karar verecek Türkiye'nin. Halkımız, millet ne dersek diyelim. Şöyle bir noktada karar verecek. Türkiye'nin hem dış ilişkiler açısından hem içerideki bu hesaplaşma açısından. Yani bir noktaya geldik. O noktada karar verecekler. Kolay olacağını da sanmıyorum. Niye? Çünkü HDP'li de yan yana geldiklerinde mutlaka hem Ermeni meselesi olsun, PKK'ya ilişki meselesi olsun bunlar hepsi sorgulanacak. Kolay bir süreç değil ama dediğim gibi bu saatten sonra altılı masa bence bitti. Yani Ümit Özdağ'ın bombalamasından sonra bu da devreye girince İmamoğlu adaylığını bence deklare etmiş sayılır. Öyle mi? Mansur Yavaş? Mansur Yavaş bu hesapta yok diye düşünüyorum. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Bu altılı masada İmamoğlu'nun dayatmasına karşı bir atraksiyon gelişirse bir ihtimal Kemal Bey Mansur Yavaş ilişkisi devreye girebilir. Hı-hı. İhtimaldir. Ama Mansur Yavaş'ı falan eğer şu gerçekten yola çıkıyorsak bu altılı masa sadece Türkiye'ye alakalı bir altılı masa değil, küresel sistemin de bir parçası halinde düşünüyorsak buna izin vermezler. Ne Mansur'a izin verirler ne Kemal Bey'e izin verirler. Bu zaten izin veriyor olsalardı bunlar her birisi siyasi aktör olurdu. Güçlü bir siyasi aktör, kendine güvenen, sadece ittifaklar üzerinden siyaset yapmayan, siyaset üreterek, toplumun sorunlarına değinerek. Şimdi düşünün CHP Genel Başkanı veyahut da işte İyi Parti Genel Başkanı, Türkiye'nin temel meseleleri konusunda toplumla hiçbir ilişki kuruyorlar mı? Yok. Öyle bir tartışma var mı? Libya meselesi, Suriye meselesi ya da Karabağ meselesi, Avrupa ile ilişkiler meselesi, bütün bunlar üzerinden herhangi bir siyasi diyaloğu yok toplumda. Hı hı. Bunun üzerinden siyaset yapmıyorlar. Bir tek şey üzerine yapıyorlar. Bu Başkan Erdoğan değişsin ve sistem üzerinde yapıyorlar. Dikkat edin bu toplantıda da ağırlıkla şey konuşuldu. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin nasıl daha iyi olabileceği konuşuldu. Hı hı. Başka hiçbir şey konuşulmadı. Şu tarife bakın. Yani bu tarifte daha 6 ay önce söyledikler tariften farklı ne söylediler? Farklı. Yok. Bu videolar yayınlanıyor sosyal medyada Gaffar. Görüyorum sürekli Temel Karamollaoğlu konuşuyor. Hı. Acaba Temel Bey'in sosyal medya ekibi mi çok iyi bunları yayıyor yoksa
ne bileyim yani büyük yaşı herhalde büyük diyor. Temel Bey yaşça içlerinde büyük olan bir de böyle elini kolunu parmağını işaret ederek öyle bir belagat şeyi ama de var yeteneği. Herhalde ondan dolayı daha çok onu şey yapıyorlar. Geçmişte de sosyal medyayı en iyi kullananlardan biriydi. Bir de galiba evet. Temel Bey şimdi hani Milli Selamet Partisi kökenli olduğu için herhalde onu mu öne çıkarıyorlar, o da olabilir. Yalnız dikkat edin, konunun etrafında dönüyorlar. Tıpkı kameranın masanın etrafında dönmesi gibi bu altılı ekip de asıl konuya gelemiyor. Yani zurnada peşrev olmaz derler. Bu peşrev bitmedi yani. Bitmedi. Bitmiyor peşrev. Sürekli işte ilkeler açıklanıyor. Aday şu olacak, bu olacak deniyor. Konunun kendisi bir türlü gündeme gelmiyor. Bir diğer konu, şimdi Bülent Bey demin söylediler yani. Sen sordun, senin sorunun üzerine. Ya bu Ermeni soykırımı yasa tasarısı öyle siyaseten kolay kolay üstü örtülecek bir şey değil. Çünkü Türkiye'de yaşanan olaylar, yani 20. yüzyılın başında Türkiye'de, Anadolu toprağında yaşanan olayların özü şudur. Hiç o günleri çok ayrıntılı konuşmayalım Ermeni soykırımı ile ilgili. Yok, ama bir cümleyle geçelim. Özünü söyleyeyim. Bakın özünde şöyle bir şey var. Yani Ermeni komitacılar, taşnakçılar, çeteler sayısı 500 binin üzerinde olan ve çoğunluğu Kürt olan Müslümanı öldürmüşlerdir. Şimdi HDP seçmenine bunu nasıl izah edecek? Gitsin izah etsin. Yani diyelim 11 puan oyu var. 8 puanını Kürtlerden alıyor. Güneydoğu'dan ya da Doğu Anadolu'dan alıyor. Gitsin izah etsin. Müslüman Kürtlere bunu anlatsın. Desin ki biz sizin atanızın, dedenizin kanını içenlere karşı özür borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Biz siyasetimizi böyle kuracağız diyoruz. Yani Garopaylı'nın yaptığı hareket öyle herhangi bir siyasi manevrayla kapılacak bir hareket değil. Milli bir konuya dair bir hadisedir. O da karşılık bulur yani. Ve bu masaya da yansır. Bu masayı da zorlar yani. Bu masayı da şöyle zorlar. Dolayısıyla sarsacak cinsten bir açıklamadır bu. Tabii diyorsun. Ki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini düşünüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni içinde bu şey hareket karşısında, Garopaylı'nın hareketi karşısında ayağa kalkmayan azdır. Yani öyle 3-5 değildir. Öyle yani. Ya, tabii ki. Ya yani, öyle olması gerektiğini öyledir, düşünüyoruz. Hani ulusal cisimler bunu yapar diye ama. Hiç arkadaşlarımız, dostlarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri. Yani o açık söyleyelim. Onlar da ayağa kalktılar. Tepki gösterdiler. Bu bir. İkincisi, HDP seçmeni içinde de buna ayağa kalkacak olan insan vardır. Yani HDP seçmeni de gidip yani af buyurun kendilerini özür dileyerek söylüyorum vatandaşlarımızdan, seçmenlerden. Koyun değil bu insanlar. Yani gidip efendim Demirtaş şunu göster diye gidip oylarını oraya verecek değiller. Asla, bunları seçmeni değerlendirirler. Rasyonel kabul bunları değerlendirirler yani. Bunun mutlaka siyasi sonuçları olur bu konuda.